Fiil pekiştirme testiyle beraberiz. Hemen ödevini de hatırlatayım. Çap yayınları dokunsun. soru bankamızın 7. ünitesindeki test 4 ve test 5'i de çözersen konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Şimdi diyor ki buna göre öğrenciler numara hangisine cevap olarak, cevap olarak söylemiş olabilirler diyor. Refik öğretmen ne diyor? Durum fiillerini açıklamış e, taht yaşayışmada ve öğrencilerden hangi cümledeki filin durum fiili olduğunu söylemesiydi. Durum fiillerinin özelliği neydi? Anlatmıştık bunu sana. Önüne onu geldiği zaman mantıksız olursa durum fiili olur. Yani nesne alamayan fiillerdi. Ağaçların yapıları her sonbaharda sararıyor. Sarı hale geliyor. Bu oluş fiiliydi. E, evimizin balkonunda tüm çiçekler solmuştu. Bu da oluş fiilidir. Değil mi? E, annemin yaptığı keki yiyince karnım doydu. Açken doydu. Bu da oluş fiili. E, abim eve gelince kana kana su içti. Onu içti. Bu da kılıç fiilidir. Ama gülerdik. Onu gülerdik olmadığına göre yani nesne alamadığına göre cevabımızın ne olması lazım? Edirne olması lazım. Yüklemi iş bildiren bir eylem değildir. İş demek kılıç demektir ve iş bildiren eylemlerin önüne onu gelebilir. Şimdi kazdılar. Onu kazdılar iş fiili. İzliyor. Onu izliyor iş fiili. Gelişti. Onu gelişti olur mu? Olmaz. Öyleyse cevabımız Ceyhan onu arar. İş fiili onu okudum. İş fiili konu anlatımında da bunlardan zaten bahsetmiş idik. Kaç tane çekimli fiil vardır diyor. Yani burada normal fiilleri sayacağız. Denizde yol alan gemiler rüzgarın merhametine kalmıştı. Kalmıştı bir. Arkadan esen hafif bir rüzgar gemiyi ilerleti, ilerletirdi. İlerletirdi iki. Kalan fiilimsi olmaz. Karşıdan esen bir rüzgar gemiyi hatırı sayılır ölçüde yavaşlatırdı. Yavaşlatırdı. 3 sayılır burada sıfat görevinde. Durgunluk alanlarında çok kez olduğu gibi eğer rüzgar yoksa gemi de ilerlemezdi. İlerlemezdi. Bunu da alıyorum. Zamanla denizler açık denizlerde ilerleyen gemiler için ana yolla oluşturma yardımcı olan ve sık esen okyanus rüzgarlarını keşfettiler. Keşfettiler de almam lazım. Yararlandılar. Onu da almam lazım. Toplamda 6 tane çekimli fiilimiz var. Çekimli fiil demek normal fiil demektir. Yürüyün aslanlarım savaş edelim. Şimdi buradaki savaş edelim ile ilgili emir kipi değil istek kipi çünkü evet istek kipi ea var burada buna dikkat et ve biz savaş edelim birinci çoğul kişi öyleyse cevabımızın ne olması lazım bursa olması lazım bu açıklamaya göre hangisinde eylemin kipinde anlam kayması vardır diyor bir cümlede fiilin görülen kipinin başka anlattığı kipin başka olmasına biz kip kayması diyoruz akşamları erken uyumayı sevmiyorum Şimdi hem akşamları demiş bu her anlamına gelir. Dolayısıyla şimdiki zaman olmaz. Akşamları erken uyumayı severim demesi lazım. Öyleyse A şıkkında kip kayması mevcut. Yüklem zaman anlamı içermemektedir. Zaman anlamı içermezse dilek kiplerinden birini alacağız. İletiyor. Bu şimdiki zaman yararlanır. Geniş zaman bilmelidir. Gereklilik kipi. Gereklilik kipi zaman anlamlı değildir. Dolayısıyla cevabımız hangisidir? Ceyhan'dır. 7. Kaçı çekimli eylemdir demiş. Gördü. Bu çekimli eylem ağlıyor. Çekimli eylem alarak fiilimsi olmaz. Dökülürse çekimli eylem sarsıntılarıyla isim olmaz. Oynayarak fiilimsi olmaz. Vuruşarak fiilimsi olmaz. Akıyor olur. 1, 2, 3, 4 tane çekimli fiil var. 7'nin cevabı hangisidir? Ceyhan'dır. Hemen bakalım. Ee, kipleri göreyim. Bu ne? İstek kipi Ondan sonra örtün. Bu ne? Emir kipi. Cevabımız hangisi bu durumda? Tabii ki bursa. Hemen bakalım. Diğerlerinden farklı bir okşasa. Şart kipi. Dilerim. Dilemek diler. Geniş zaman. Dolsun. Emir kipi tükürsün. Emir kipi kör olsun. Emir kipi. Bak şunlar 1, 3, 4 ve 5 dilek kipleridir. Dilerim ise geniş zaman olduğu için haber kipidir. Dolayısıyla cevabımız hangisi? Bursa. Onuncu soru. Yükleme geniş zamanının olumsuzu birinci tekil kişiyle çekimlenmiştir diyor. Evet geniş zamanın olumsuzu. Şimdi burada D şıkkına dikkat et. Bilemem. Bunun olumlusu nedir? Bilirim. Bunun olumsuzu bilemem oldu. Bir de ben bilemem. Birinci tekil kişi de oluyor. Öyleyse cevabımız hangisi? Denizli. Anlatımın işten sonra yapıldığı anlamı vardır. Şimdi işten sonra e, yapılıyor ise demek ki geçmiş zaman olması lazım. Çok ısrar edince bu işte bir iş olduğunu düşündüm. Şimdi düşünmek iş ama düşündüm dediğine göre burada iş yapılmış anlatımı ise sonra söylüyoruz. Cevap hangisi? Adana. Anlatımdan önce söylemiş olsaydı gelecek zamana bakacaktık. Farklı bir kişi derginin son sayısını için yazdığı şeyi de mutlaka görmelisin. Kim? Sen. Bugün bana ne zaman geleceğini haber versin. Kim? O. Sakın arkadaşlar kalacak bir söz söylemesin. Kim? O. Öyleyse cevabımız hangisi? Adana. Zaten hemen 3'te bulduk. Üçüncü soru. Bunların şahısları demiş. Bugün işe gelemeyeceğini ona söyleyin. Kim? Siz. Siz dediğine göre bu nedir? İkinci çoğul. Cevap ya B ya C. Bu sefer de arkadaşım buraya gelsin. O gelsin. Üçüncü tekil. Tamam. Sen benim neler çektiğimi bilmezsin. Sen. Ben sen o. İkinci tekil Dolayısıyla cevabımızın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Emir kipiyle çekimlenmiş eyleme yer verilmiştir. Evime mektup yazdım. Geldi. Burada olmaz. Dosttan ayrılmışım. Bağrım delinir. Aa bak. B'ye dikkat et. Katip ahvalimi şaha. Böyle yaz. İşte şuradaki yaz emir veriyor. Bu ne kipidir? Emir kipidir. Cevap Bursa. 15. soru. Bu yıl yurt dışı gezisine keşke bizimle gelsen. Nükleme kip ve Kip ve kişi çekimi aşağıdaki anayasa doğru vermiştir. Gel sen diyor. Şimdi bir kere ssa şart gibidir. Dilek şart tipi. Sen gelsen ikinci tekil kişi şeklidir. Cevap denizli. Burada istek anlamı katsa bile buna istek gibi demiyoruz. İstek gibi neydi? Ea oraya dikkat et. 16. Hangisi söylenemez demiş 16. soruyla ilgili olarak. Fakat madem ki bir kere yazmaya karar verdim. Şimdi şunları bir yuvarlak için alalım. Karar verdim. Anlatayım. Yazacağım. Mümkün olur. Yüklemler birinci ve üçüncü dedi. Yani Yüklem olur. O mümkün olur. Ben yazacağım. Ben anlatmalıyım. Ben karar verdim. Öyleyse A şıkkı doğru. Görünen geçmiş zaman ve geniş zaman kiplerine yer vermiştir. Doğru. Mümkün olur. Geniş zaman... An, e, karar verdim. Görülen geçmiş zaman. Bu da doğru. Fiillerin tüm haber kipiyle çekimlenmiştir diyor ama yanlış. Niye? Anlatmalıyım. Bak buradaki meli malı gerekli kipidir. Demek ki fiillerin hepsi haber kipiyle çekimlenmiyor. Dilek kipi de var. Göre ki diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Astronomlar çevre evrenimizi giderek artan bir hızla genişleten gizemli dolandırıcı karanlık enerji olarak adlandırıyor. Adlandırır. Geniş zaman anlam katmış. Pirinus'in dünya tasını yıllarca araştıran ve bu konuda kitap yazan ünlü erken dönem arkeologları tarih uzmanı bir derginin konu olarak İstanbul'a geliyor. Gelir, gelmiş. Burada da geçmiş zaman anlamı. Burada geçmiş zaman anlamı katıyor. Bir kaymasında. Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek otizmin ortaya çıkmasında rol oynuyor, rol oynar. Burada da geniş zaman olduğu için cevabımızın Bursa olması lazım. Kaç tane fiil vardı diyor. Bir yerde okumuştum, okumuştum. Burada fiil. Bir gün çocuk istemezsin annesine bir işin resim yaptım. 2. Yapayım. 3. Demiş. 4. E, verebildi. 5. Bilmiyoruz. 6. İstemezsin. Gerçekten bakımda yaşayabiliyorlar. 7. Kaç tane burada fiil var? 7 tane fiil var. Yine de bir bakalım. Okumuştum. 1. Annesine anne bir insan resmi yaptım. 2. Yapayım. Burada yapayım da var. Demek ki kaç tane? 8 tane dolayısıyla cevabımızın ne olması lazım? Denizli olması lazım. <laughs>